Şimdi bazen yakınıyoruz diyoruz ki ya gençler biraz tembel. Şimdi umut bize umutsuzluk bize yakışmıyor. Ben bu ekrandan hep söylüyorum. Umudumuzu hep diri tutmamız lazım. Gençler yurt dışına gitmeyi çok istiyorlar. Ee, bu bir yukarı doğru da bir ivme kazandı ne yazık ki. Ee, fakat biz gençler diyoruz ki giderseniz de dönün, Türkiye'de bilim üretin, bizim için bir şeyler yapın diyoruz hep. Ee, bu iklimi yaratmak zorundayız hocam. Bu bahsettiğiniz iklimi Gençlere umut da veren bir şey. Hani tembellikten yakınıyoruz ya bazen ya harekete geçmiyorlar çok rahatla. İnandıkları şeyler de harekete geçiyorlar sevgili izleyiciler değil mi hocam? Evet. Bakın nasıl pırıl pırıl gençler neler düşünmüşler neler yapıyorlar. Ee, i̇nsan ilgilenmediği şeyle şeyden uzaklaşır. Anlaşılmadığını düşünürse yine uzaklaşır. Öğrenciyi anlamazsanız uzaklaşacaktır. Hoca öğrenciyi anlamak durumunda. Sadece hoca olduğu için eğer hoca iyi niyetini öğrencinin yanında gösteremezse öğrenci uzaklaşır. Genç uzaklaşır. Z kuşağı çok daha kolay uzaklaşır. <laughs> Söylenen her şeyi olduğu gibi kabul etmez ve saygı duymak zorunda da hissetmez. Yani siz He. hoca olduğunuz için eğer öğrenci bunu hissederse sizin uzak olduğunuzu ya da bizim uzak olduğumuzu hissederse saygı duymaz. Duymak zorunda değil. Eski daha Y kuşağı ve daha önceki kuşaklarda belki e, saygı gösterir gibi yapardı. Evet. Ama Z kuşağında böyle bir şey yok. Ee. Samimi olmak zorundasınız, zorundayız. Bir de. Ve e, bunu yaptığımız zaman bunun karşılığını alıyoruz. Ee. Öğrencileri e, fikirlerinde, teşebbüslerinde, projelerinde serbest bırakmak zorundayız. Bizim söylediğimiz yolda gitmek zorunda değiller. Bu proje... Saçma, absürt demememiz gerekiyor. Hmm. Basit örnek vereyim. Thomas Edison ampülü bulduğu zaman yani keşfettiği zaman 2000'den fazla başarısız deney yapmıştır. Ve çok kişi demiştir bırakın olmayacak bu. Hmm. Eğer diğerlerinin söylediği doğru olsaydı o zaman ampül keşfedilmemiş olacaktı. Evet. Yani bir üniversitelerinde en büyük görevi bu. O iklimi evet. yaratmak. O iklimi yaratmak yoksa öğrencinin... Düşüncesi, izleyeceği yol bizim yolumuz olmamalı. Özgür çalışma ortamını sağlamamız lazım, altyapıyı oluşturmamız lazım. Ve tabii iyi bir bilgi transferi yapmamız lazım. Her şeyi öğretmek değil. O nedenle gençlerimizi dünyanın en iyi üniversitelerinde akademisyenlik yapacak doktorsa doktorluk yapacak mühendisse mühendislik yapacak kapasitede yetiştirmek bizim amaçlarımızdan biri. Aynı zamanda sadece bu değil. Aynı zamanda burada o öyle bir altyapı hazırlamalıyız ki bu yetiştirdiğimiz gençlerimiz dönüp gelip bu ülkemizde çalışma zorunda hissetsin. Evet. Bu zorunluluk şey mecburiyetten değil. Gönül, orta, bağı. gönül bağı ortamı da oluşturmamız gerekiyor. Evet. O duyguyu da vermek lazım o hocam. O duyguyu vermemiz gerekiyor. Elbette biz yurt dışındaki ülkemiz ülkemiz insanlarıyla başarılı gerçekten Avrupa'da, Amerika'da başarılı çok insanımız var. Bunlarla ben gurur duyuyorum. Hı hı. Ama daha çok gurur duyacağım bir şey o insanların oradaki çalışma ortamlarını veya daha iyisini bizim ülkemizde verebilirsek, ben bununla ve o buluşları yaparlarsa o zaman çok daha fazla gurur duyar. Evet. O nedenle bu altyapıyı oluşturmamız lazım. Bizim üniversite olarak amacımız sadece mezun vermek değil. Hı hı. Dünyanın en iyi yerinde çalışabilecek mezunlar vermek ama aynı zamanda bizim ülkemize de dönme isteği ortaya çıkaracak altyapıyı oluşturmak. Evet.